Görüyoruz ki savunma sanayi sektörümüz önemli bir ivme kazanmış ve hamdolsun katlanarak da büyüme sağlamıştır. Ve sağlamaya da devam ediyor bu büyümeyi. Yerli milli silah, mühimmat ve füzeler, insansız hava, kara ve deniz araçları, hava savunma sistemleri, kısa, orta ve uzun menzilli, helikopterler ve gemiler. Saymakla bitiremeyeceğimiz kadar geniş bir yelpazede savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 10 ülke. Mavi Vatan'ın çelik pençesi ada sınıfı 4 korvetimizi hamdolsun devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaklar ve Bayraktar deniz kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk'u yine bu sene içerisinde kullanıma aldık. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Salman Reis'in ilk kaynak töreninde yine hamdolsun gerçekleştirdik. Ama bunlarla da yetinmiyoruz. Deniz hakimiyetinde dengeleri değiştirecek çalışmaları da ilerletmiş durumdayız. Ummanlara hükmeden, tarihlere şan veren Barbaroslar gibi Albatros, Salvo, Marlin, Sancar, Ulak ve Mir projeleriyle insansız deniz araçlarımız geliyor. Bütçesini görüştüğümüz 2023 yılı savunma sanayinde inşallah yeni bir milat olacak. TUSAŞ'tan yeni tip, yeni bir insansız jet savaş uçağımız geliyor. Bu da yeni müjdemiz. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz. Anka 3 MIUS. Anka 3 jet motoru ve hızıyla yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yepyeni bir sayfa açacak inşallah. Önümüzdeki yıl Anka 3 MIUS projemizden inşallah müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ya, millet teknoloji görsün diye. CHP'nin teknolojiden anladığı çevrim içi görüntü konuşma. Ne yazık ki. Çevrim içi görüntü konuşma. Yani o da hologramlı, üç boyutlu konuşma gibi bir şey de değil. Yani düz ekrana yansıtılmış bir konuşmadan bahsediyoruz. Millet bir teknoloji görsün dediğimiz konuyu. Gençler görün bunların vizyonunu. Vizyon bu. Bunu buradan gençlerimize sesleniyorum ben. Bunu EBA ile okulda bizim çocuklarımız yıllardır kullanıyor. Zannediyorum CHP antik çağda yaşıyor. Vizyon diyorlar ya hani. Vizyon bu. Biz uzayda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız diyoruz. Siz eski sistemi, tarih olmuş yılları geri getireceğinizi söylüyorsunuz. Başka bir şey yok. Ama biz Cumhur İttifakı olarak kararlıyız. Biz Cumhur İttifakı olarak kararlıyız. Bunca emeği, bunca altyapıyı geriye sarmanıza, bu ülkeyi çölleştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Teknofest kuşağı da bu gerçeği görüyor. Siz ne derseniz deyin. Biz gençlerimizle birlikte dijital dönüşümle inşallah daha da ileri giderek daima yeniliğe ve yeniliklere kanat açacağız.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.